Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canım. Sultanım, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere sorarsanız arkadaşlar, elhamdülillah bizler değil, çok şükürler olsun. Bugün köyümüze cenaze vardı. Sabah cenazeye falan gittik. Şurada şimdi namazdan geldi. Öğlen yemeği geçti tabii ki, akşam hazırlığı. Allah rahmet eylesin hocamız. Allah gani gani rahmet eylesin. Ali hocamız. Evet, Ali dayımız, Ali hocamız evet. Vefat etti. Tabii ki çok üzüldük. Çocukluğumuzda namaz dualarını bilen hep ondan öğrendik. O zamanlar böyle Kur'an kursları yoktu köyde elen arkadaşlar. Şimdi Kur'an kursu var, bayanlar falan gidiyor yani. Ama o zamanları din mektebi derdik biz. Sıra sıra otururduk böyle. Bilen arkadaşlar vardır caminin altında. Sıra sıra otururduk Kur'an kursundan. Orada dualarımızı bize öğretti. Allah razı olsun ondan da. Onu da yolcu ettik. Şurası da tabii ki namaza gitti. Ben eve geldim. Tavukları saldım. Patates soydum böyle, hazırladım. Mısır unumu aldım yanıma. Dedim arkadaşlarımla beraber yapayım dedim. Ölenin ölünmüyor arkadaşlar. Hayat devam ediyor. Hastalarımıza Allah acı şifalar versin. Ölmüşlerimize kani rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz'e Rabbim komşu eylesin. Tabii ki şimdi yemek yapacağız. Ne yapacağız? Şöyle patateslerimi soydum arkadaşlar, bakın. Beyaz patates. Oo, ne kadar güzelmiş. Soydum. Mısırımı buraya aldım yanıma. Höngül haşlamıştım. Höngülümü yanıma aldım. Şöyle tencerelerimi de aldım yanıma. İlk önce mısır ekmeğimizi yoğuralım. Fırına onu bir gönderelim arkadaşlar. Şöyle azıcık şeker alalım, bir yemek kaşığı kadar. Onu da dökeyim. Yarım çay bardağı yağ. Bir tane de kabartma tozu. Havalarda bugün çok güzel. Biraz da tuzumuz da, az kaçan tuzunu. Şöyle tuzlu olmasın. Hemen ateşten de ısıcak suyumu alayım. Ancak mısır ekmeğinin suyu ısıcak olunca arkadaşlar ekmek güzel olur. Tabii de buraya kenara koyuverdim. Şöyle kenara ısınmış tavamızda. İçine azıcık yağ koyayım tavama. Boşa ısınmasın yani zaten. Cimri şişe. Cimri şişe diye Yunus da nasıl cimri şişe koydu arkadaşlar. Hiç yağ vermiyor, az az veriyor. Değil mi? Şöyle bir harmanlayalım. Her tarafını hemen. Onun da inceldikçe birazcık sanki aşağı mı düşüyor, bir şey oluyor arkadaşlar. Çıkarsam mı ne yapsam, un elenmiş diye poşetinin kenarı gitmiş. Bak ne güzel karıştırdığımda. Şöyle onu da alayım kenara. Elenmiş dediği için ben elemedim. Bunu da yerleştirdim kabına. Bayağı da un almıştım burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yenir be bu şimdi? Ne yenir? Valla. Şöyle hamurumuzu güzelce yoğuralım. Artık
mısır ekmeği yeme zamanı. Pancarımızı, höngülümüzü arkadaşlar. Ama bugün değişik patates uyduracağım. Şükür da çok severim uydurmasını. Oo, çok severim. Evet. Ama şeyi ne dersin? Kızartma değil, uğdurma arkadaşlar. Uğdurma ve şey neydi? Şimdi yapıyorsun ya şimdi ekmeği. He. Mısır ekmeğini. He. Soğuk doğrayacağım. Yoğurt doğrayacağım. Bizde soğuk derler. Soğuk, evet. Evet. Yoğurt doğramadı. Ha, tövbe estağfurullah. Melek Hanım sat beni mi diyor, ne diyor? Ne bileyim ben ne diyor. Bunu manyaraya da biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle azıcık kabardır. Şöyle az kabardı yine. Ekmeğinizi yapabilirsiniz. Az ekşi olur, çok güzel olur. Yapalım mı bir gün? Yapalım ben efendim. Daha güzel olur aslında. Vallahi. Yüzgar olmasa aslında yoğurca hamur işiyoruz da. Evet. Ekmek kızartacak şurada. Şöyle mi? Hamur. Teker. Şurada evet. Ne güzel olur böyle. Çivil ekmeği. Oo çok güzel olur. Şöyle elime suyunu da alayım. Tutağımı alayım elime. Ben tutağımı almamışım. Şimdi tutağı önceden hemen şuraya dağıydım ya arkadaşlar. Orada yine çivi var aslında. Çivi var da yanar yalnız. Evet yanar oluyor aslında. Tutağımı da alayım. Tutağım mutfakta. Mutfağım. Bu el suyu yaptım. Geriye kalan suyu da arkadaşlar. Oo. Yeme de yanında yat derler ya. Yeme de yanında yat. Bunun yanında yatılmaz mı? Yenilir. Kokuları gelir arkadaş biraz sonra bitsin de. Şükrü hayal ediyor şimdi. Ekmeği yoğurt doğrayacağım arkadaşlar. Sen ne diyorsun? Evet. Az da pişmiş süt koyacağım içine. Ay o kadar güzel olur ki arkadaşlar vallahi. Şöyle onu da hemen şöyle at verelim. O da çok güzelmiş ha, kırmızı mısır görüyor musun? Değil mi? Hı-hı. Alırız oradan ya. Alırız. Öyle. Basıldı. Az bir şey hamurum kaldı. Kalsın. Melek Hanım şöyle bir çarpatsın onu. Şurası sıkıntı. Bekler sabunu. Sen nasıl da uzay durdun ama bunda. Nasıl durdu? Şöyle bıçağımla da. Evet. Abi de çizmek istemiyorum. Hani çizimi değil de korkuyorum. Buradan bölünecek bunlar böyle arkadaşlar. Kalın yapmadım. İçi çiğ kalmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Ak gözünü sevdiğim Şükrü'nün aklı. Diyelim ki bir koku geliyor diye geçen gün. Neyi o? Tabii biz birkaç günü böyle yaptık. Dün akşam yaptık evet. Kabak koymuştum biliyor musun buraya? Ana. Şükrü'nün kabakları yanmış burada arkadaşlar. Onları bir alayım ben Şükrü'sta. Tamam bir yerim olsun canım olabilir kazayla insan yani kazayla insan ölüyor. Sen kabağı orada unutmuşsun ben de kokusunu anlamadık yani. Neyse alayım bunları burada. Hem şöyle ekmeğimizi de fırına gönderelim arkadaşlar. Ağır ağır pişsin. Ağzını da tam kapatmayalım şöyle yarım kapatalım. Ağır ağır güzelce pişsin. Şöyle tutağımı buraya koyayım. Hemen patatesimizi şimdi ateşe atalım o da pişsin onun üstünde. Soba yanınca burası da sıcak oldu. Camı açtık vallahi. Vallahi balkon güzel oldu ya. Boş ver sen. Balkonumuz güzel oldu. Arkadaşlar da çok beğendi zaten. Canlı yayında da konuştuk. Un yok zaten. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bunun özelliği böyle biraz iri olması. Şöyle. Bazı arkadaşlar diyorlar ki bana Melek Hanım sen şeker hastasısın da çok patates tüketiyorsun falan diyorlar.
arkadaşlar yiyoruz yani, yemeden de işte ne yapalım yani, patates yeme, mısır yeme, aha mısır ekmeği yeme, beyaz ekmek yeme, pirinç yeme, her şeyde şeker var ki. Ne yiyeceğiz ama? Şeker olmayan hiçbir şey yok. Ama işte ne yapalım? Yiyoruz yani. Bir müftüsek yalan mı söylüyor? Zaten sizler de görüyorsunuz. Ben de sizleri mi kandıracağım? Ben yemiyorum işte. Tadıp bırakıyorum mu diyeyim. Yiyoruz yani. Karnımız doyana kadar her yemekten birer tabak koyup yiyoruz. Patatesler de nasıl güzel değil mi? Bembeyaz. Çok güzelmiş ya. Sulu yemeği olmayacak bunda. Şöyle beraber yine yapacağız sahte şimdi. Daha da yıkamayacağım. Güzel yıkadım sahte. Kaç su. Tenceremi de alayım. Bu tenceremi de severek kullanıyorum arkadaşlar. Kalın alüminyum böyle. İnce alüminyum değil. Şöyle onu boşaltayım. Kaç sene oldu Melek Hanım bu tencereye? Gelin tencerem işte. Çeyizimden. Delenene kadar kullanacağım onu. Demek ki bir tencere adamın ömrünü bitiriyor yani. Yani güzel kullanıyor. İyi kullanırsan. Şöyle. Elimle tuzumu da atayım. Bunu da çalmasak. Sobamızın üstüne alalım arkadaşlar. Şöyle. Suyu da kaynatalım da. Kurtulmayacak bunda. Azıcık suyla. Şöyle. Umarım da pişecek. Onu da pişmiyor bıraktık. Şu suyu da şöyle alalım. Bu su yine lazım bana. Kaynar su. Olmayacak yemek olmuyor zaten. Buraya da tencerem aldım şöyle. O da böyle ısınsın. Hemen. Şöyle tenceremin kapağına soğanımı soyayım arkadaşlar. Uçma. Temizlik yapıyor bir gördüm sana uç. Dünya varmış ama arkadaşlar. Vallahi dünya varmış. Çok yorulmuşuz vallahi. Geçen seneden bu sene hiç, aslında önceki sene böyle olmadı hiç. Bu sene ama buranın dağınıklığını toplayamadım. Tozun toprağını arındıramadım vallahi. Şöyle patatesimin suyunu da bir tüketeyim istedim. Şöyle temiz su sahte. Kıtır kıtır doğruyum Melek Hanım. Şimdi höngülü patatesle yapmayacağım arkadaşlar. Höngülü başka yapacağım şimdi. Öyle eskiden bir yemeğe patates yapıyorsun, bir yemeğe de patates koyacağım. Öyle bir lüksün yok. Aynı eski yaptıklarımız gibi. Onu pirasa alacağım ona şimdi bahçede. Pirasa ile yapacağım onu. Bu soğan patatesin soğanı.
Yemek yemek güzel bir şey ya. Değil mi? Vallahi güzelmiş tabii. En güzel şey yemek yemek zaten. Yemek yemek. Yani yemek yemezsen niye çalışacaksın kanın acıkmasa? Öyle değil mi? Aynen. Yani acıkıyoruz ki çalışıyoruz yani. Tamam da ısındı hemen burada bak. Ekmeği de yakmayalım ha. Şurası ama da. Ekmeği unutmayalım. Burada patatesini sursun da. Ekmeği böyle bakayım arkadaşlar. Yanmasın. Çok güzel. Kızarmaya başlamış. Ateşte pişsin. Onun acelesi yok şimdi. Ağır ağır güzelce ateşte pişsin ekmeğimiz. Şöyle soğanımda. Ama bundan da yağ falan ana benim elim bulup kalmıyor. Vallahi canım az ya. Ha, benim işim hemen olacak arkadaşlar. Vermiyor yağı. Vermiyor. Cemillik yapayım. Niye böylesin sen? Bilmiyorum valla. Benim işime geldi. Sen işe geldi tabii. Az da tereyağı atacağım ona arkadaşlar. Tereyağın rezil tat sahte. Başka oluyor. Ekmeğimizi ağzı açık pişirelim. Güzelce. Patatesimiz de kaynamaya başlamış. Ben gideyim şimdi bahçeden pirinç alıp geleyim. Hadi gel beraber gidelim şu kursa. Gidelim mi? Arkadaşlar da gelsinler. Bir bahçemize kirasalarımızı bile görsünler büyümüşler mi? Tabii tabii. Bahçelerim büyümüş mü? Ne demesin görsünler tabii ya. Kıvırcıklarımız büyümüş mü? Oraya giremiyorlar bizimkiler. Allah öyle uçuyorlar ama. Oraya giremiyorlar ama burayı hallediyorlar. Soğanımız da burada kavrulsun. Şöyle. Ekmeği şöyle çekeyim ki işimi garantiye alayım. Evet yanmasın. Gel yine ekmek. Nanay olmuş olmasın. Nanay. Mahvoldum. Vallahi bir kısım unsurum arkadaşlar şu kadar geliyor işte 30 lira. Değil mi? Aynen. Ben de buradan mı gideceğim acaba şu niye oraya gidiyor acaba dedim. Kapıyı tuttun ya böyle. Aynen. Gelin arkadaşlar burada artık kapımız falan var. Valla güzel. Sen su içmeye oraya mı çıkıyorsun lan sen? He? Artı suya. İyi yere kapak attınız ha. Valla şu üşürürse gibi siz de şanslısınız. Şuhrus'ta çok şanslısın Şuhrus'ta. Şuhrus abi diyorlar. Tuğan nereye geldin? Çok güzel de. Anam şu pancarımın kulaklarını hep koparın. Bakın arkadaşlar. Geçen gün girmişler. Ben görmedim. Şuhrus da görmüş. Ha pidire gördün mü? Ne güzel de ışılıyordu böyle yaprakları. Ama içinden geliyor daha girmese. Nereye geldin? O da olmaz. Olur. Olmaz. Bunun işi bitti. Bunu ağzı sürüldüm. Bitiyor bunun işi. Maydanoz ne kadar güzel olmuş orada bak. Maydanoz yemeye gidiyor pancarı yiyor. Maydanoz yemiyorlar he. Şeyden de sesimizi duydu ha. Açıl susam açıl. O gazı öyle aşağı vermesen bunu iyi. Kapı yapsan kapının üstünden uçuyorlar. Kopuyorlar. Ama buranın lahanası çok güzel oldu görüyor musun? Melek Hanım buraya da bir şeyler olacağından ben bilmiyorum. Gelmişken ben maydanoz alayım ha. Maydanoz ne ihtiyacın varsa al burada tavladan. Girmem bir daha şimdi. Şuna bak ha pancarlar ne güzel oldu bak. Çok güzel olmuşlar. Kirasalarım da çok güzel oldu. Mübareğe bak ya. Allah veriyor ya. Yeter ki çalış sen. Değil mi Melek Hanım? Toprağı at. Geldikçe elime geçen ustazı böyle aldım ya içinde. De içine marula bu. Tava bak nasıl geldi yanan bak. Daha. Ne istiyorsun kızım ya? He? Ne istiyorsun? Ah de bir girebilsem buraya diye var ya. Bak arkadaşlar
uçuracağım Nesli Gölü. Uçuracağım oraya diye. Bazı sabah kahvaltıya falan alıyorum o çok da güzel. Baba baba. Atmaca mı ne o ya? Atmaca var atmaca. Bunlar anlıyorlar değil mi? Nasıl kulaklar dikilebiliyor mu? Bak tavuklar nasıl kaçtı o karı bak. Şu güzeldi ya. Hidanın yanında yine hidalar büyüdü görüyor musun? Büyüdü. Oradan telden kafasını sokarlar değil mi? Ya hep yemişler aha. Yerler. Bu kadar yeter bu. Bana lazım olacak çünkü arkadaşlar. Onun için onu hazır aldım. Plasiyi de buradan alacağım. Böyle. Gelmedi ya o. Kökü derindeymiş onun görüyor musun? Ufak ama çok lezzetli oluyor. Bu da yeter hüngülümüze. Pirasa yakışır hüngüle. Eskiden soğan neredeydi? Pirasanın yaprağını toplardık böyle. Aman çok lezzetli oldu kokusu. Kokusu çok güzel giderdi. Şimdi yine lezzetli olur şu üstte. Haydi bakalım. Manavdan çıkıyor arkadaşlar. 24 saat açık manavımız. Şöyle patatesimize bir bakalım arkadaşlar. Patatesi de bakmadım. Bak. Çok az pişik kalmış şöyle. Pişmesine. Bunu karıştırmayacağız. Bu su yine pişecek. Şurada da sosumuz ne güzel kavruldu bakın. Ben bunu acıkta tereyağı kattım mis gibi. Buna salça falan koymayacağım. Sadece toz da biber. Pul biber yani. Şöyle bir kaşık. Bitmişsin yarısı geri geliyor. Bir daha korona gitmeyi unutmayın, tamam mı şefim? Niye? Biraz da pul biber arkadaşlar, baharat. Ne siz abi? İsterseniz karabiber falan koyabilirsiniz. Neyi dedin? Neyi unutmayalım lan, ne olacak ki? Şey ya, baharatların bitmiş yani. Alırız baharat. Şöyle güzelce. Ekmeğimize de bakalım mı arkadaşlar? Çok güzel. Vallahi çok güzel. Kalın yapmadım gördüğünüz gibi. Ağzım sulandı ya ekmeği görünce. Senin karnın acıktı. Allah Allah. Bu tenceremi de hemen şuraya alıvereyim. Şöyle. Bunu burada artık bu işi burada arkadaşlar. Bu olacak yani. Koyuverelim. Bu da burada. Yavaş yavaş acık biberler şöyle güzel kavrulsunlar. Burada da kaynıyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Tamam. Burada da kaynıyor. Hemen ben pirasalarımı doğrayayım. Güzelce yıkadım onları. Pırasalarımız kendi bağımızdan arkadaşlar. Evet. Beraber topladık ki gördüler evet, ya çocuklar. Evet. Güzelce yıkadım arkadaşlar dışarıda. Yine de gelincik
Şöyle bir suya koyuyorum bunu. Ama orada pırasa oluyor, gördün mü? Değil mi? Burada sadece çikolata var şu üstte. Şöyle baştan bıçak geçireyim. İsyan etmeden şöyle kendimize bir bulaştıralım bunları. Ne güzel. Zaten çok pişmiş, böyle azıcık güzel pişirdi onu, haşladım. Yani güzel derken yumuşacık pişti. Çok güzel koktu ha. Daha güzel koktu şimdi usta. Allah. Şunu alacağım ben şimdi, gel şimdi usta. Ha, cimrilikten. Sen buraya bakma. Cimrilikten tamam. Çıktı. Sen buraya bakma bazı. Bazı şeyi görme sen, tamam mı çocuğum? Tamam, ben görmüyorum. Evet. Ben açıp da şuraya yapacağım şimdi. Tamam. Şöyle. Şöyle. Evet. Suyunu sadece az koymuştum ya arkadaşlar. Yarı su, yarı buharında pişti. Şöyle bu sosunu da bunun üstüne. Arkadaşlar siz de deneyin var ya. Tırmaklarınızı yersiniz. Biz uğudumasını deriz. Uğuduma. Bu kadar güzel oluyor. Azıcık daha önce çeksin kenarda. Onu da yaptım. Şimdi geldi sıra höngülümüze. Höngülümüzü biraz arada kavuruyor. Ekmeğimiz de vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Altı nasıl oldu bilmiyorum ama. Şöyle bir bakalım mı? Bak. Aha. Çok güzel. Evet. Melek Hanım bir parça kopar ya. Şunu sağ ol, koparayım. Kaynıyor benim elim yanar şimdi. Abi sen oradan şey ettin ya, cilat attın ya şöyle. Bir parça kopar ya. Cilat attın ya diyor. Bıraktı. Bu kopar değil mi hadi? Arkadaşlar valla. Biz bunlarla büyüdük ya. Biz elimizde sevimsiz yapamak. Yemeklerimizin yanında bu olacak arkadaşlar. Ama çok kaynar olduğu için. Şurada arkadaşlar. Aman yavaş. Şimdi. Sakin. Melek abla niye vermedin? Oo vallahi. Oo. Buradan ben vallahi yine un alacağım. He? Buradan un alacağım yine. Arkadaşlar şuna bak. Kırmızı bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bak. Vallahi. Ben bir tadayım size söyleyeyim arkadaşlar. Tat tat. Ben höngülü doyayım bu arada. Şöyle höngülümün salçasını, biberini, toz biberi, pul biberini, salçasını şöyle. Ben höngülü doğrarken hemen kavrulsun. Ateşe de uzunlatmadım arkadaşlar. Biraz da çabuk hani yanar diye. Of. Şurada gelsin aşırı usta. Bir gel bak bak ne var burada bak. Görüyor musun? Yemyeşil. Valla Melek Hanım elinden sağlık. Çok güzel olmuş mısır ekmeği arkadaşlar. Olmuş mu? Çok süper valla böyle kıtır kıtır. Of afiyet olsun. Şimdi hüngürle buluşacak o mısır ekmeğiyle arkadaşlar. Tabi hüngürün hepsini yapmayabilirim. Birazdan da başka zaman yapabilirim. Bakacağım duruma göre. Ama arkadaşlar vallahi şimdi bakın. Diyeceksiniz ki Melek Hanım bu yemekleri tek siz mi yiyorsunuz?
Bizim misafirimiz geliyor. Tek olmuyoruz arkadaşlar. Yok yok, tek olmuyor. Olmuyor. Şimdi bir misafir geldiği zaman tencerede bir yemek olayınca yanına iki yemek kolay oluyor. Yani biz bir çeşitle de sofra koyuyoruz. Yani doğru bir söylemek gerekirse. Ha, kendimiz bir çeşit yeriz. Kalkarız, otururuz. Birer parça ekmekle bir çeşit yemeğimizi yeriz. İşimize bakarız. Ama misafir gelince öyle olmuyor biliyorsunuz. Tabii tabii, doğru. Arkadaşlar bu mısır ekmeği kokusu geldi ha. Onu bilin yani bak. Şu güzelliği var. Bunun da kokusu geliyor. Dolapta da var benim haşlanmış öngülüm. Taze gördüm bahçede. Melek Hanım söylemesene dolapta olduğunu ya. Niye? Var deyin ya. Var var. Yok de. Çat kapı falan gelirsen saçlanmış dolapta var yani. Vallahi. Şimdi de mahsus böyle. Sakın anlamayın. Ama ne diyorlar? Biz senden iyi biliyoruz yerlerini evet, diyorlar. Evet öyle diyorlar. Allah razı olsunlar yani. Her şeyimiz onlarla yapıyor zaten. Arkadaşlar bakın hava da bozdu. Yağmur geldi. Evet aynen geliyor arkadaşlar. Başladı yağmaya. Atıklıyor mu? Evet. Kalmadı. Bir de çok çabuk pişti arkadaşlar. Önceden kaynadıydık bayağı bir sunayla haşlarla. Oh, sosumuz da çok güzel oldu. Bakın. Salçamız da kalmadı. Şöyle. Tamam. Hepsini yapacağım. Tencerede pişmiş olsun. Bu ziyan olmaz. Yap tabii ya. Doğru iki aşırı. Ye. Zarar etmek değil mi? Tuzunu da atayım şimdi bunu. Bunun içine bir kaşık koyacağım. Şu temizle bitmişti şu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yemek pişerken taşırırım diye vallahi geniş kablona koyuyorum. Hani kaynarken taşmasın. Şimdi artık bunlar derli toplu. İnşallah sağlıklı günlerde kullanırız biz de temiz temiz. Suyunu da vereyim. Şöyle kaynar su. Heh, çok sulu olmayacak. İnsanın kaynar suyu olduğu için ocağın üstünde, sobasının üstünde zaten yemek hazır sayılır. Hazır sayılır, evet. Güzel çatı değil mi ya? Yok, tavuk tenekenin içine giriyor. Ne diyorsun sen? Vallahi. Vallahi içine girmiyoruz ya. Tencerenin ağzını da kapatayım. Höngür sararmaz arkadaşlar. Höngürü yemeği için haşladım zaten. Şöyle. Hemen ekmeğimi de doğrayayım. Ama çok da kaynar. Kıpkırmızı. Ama çok güzel ya. Vallahi. Böyle çatalın yardımıyla arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi çatal batırdın diyenler de olur bana ama çok kaynar.
Ona kaynayıcı katmam lazım. Şöyle. Of, mis gibi koktu. Vallahi çok güzel koktu arkadaşlar. Melek Hanım, şöyle bakabilirsin ya. Bu kadar hamuru da oraya süreyim hemen. Rahmetli bacanım sacda yapardı ekmeği. Sacın üstünde. Ocaklık vardı. Pancarın içine. Biz pancarı da yaparız böyle arkadaşlar. Göğleme deriz ona da. Ağzı yakın aşıyoruz da. Hüngürümüz kaynamaya başladı arkadaşlar. Kaynadı da biraz. Şöyle. Bakın. Çok sıcak oldu değil mi? Evet, çok sıcak oldu. Çok sıcak oldu. Bayağı özleşti. Biraz da sayılabilir. Ekmeğini de şimdi şöyle üstüne. Diyeceksin böyle hanım, niye mısır mı koysaydın diyenler de olacak ona. Böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Mısır ürünlerinde, barbunya fasulyelerinde yaparsak kirli pancar oluyor. Hani pancardan yapıyor mu kirli pancar? Bu oluyor. Ama mısır ununa bayıldım. Gerçekten çok güzelmiş. Buradan yine alacağım Allah nasip ederse. Mısır unu. Evet, çok güzelmiş valla. Şöyle ekmeği üstünde dursun. Şöyle arkadaşlar. Alttan o kaynamaya devam etsin. Hıldır 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 kaynasın. Buraya patatesimi üstüne şöyle acık maydanoz attım. Bakın. Şu ürünün kaynıyor mu? Düşme. Demir düşme. Yoğurdumu da doğradım buraya arkadaşlar. Şöyle daha mısır ekmeğine işte yoğurdu da doğradım, sokluk yaptım. Aç vallahi. Yakın yerlerde arkadaşlar hangi yemek isterse yoğurt doğraması, mısır ekmeği, buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu toplamaya üşeniyorlar bahçeye gidip de. Rabbim vermiş sakın bize de bize. Niye değerlendirmiyorum? Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Sizlerden Allah razı olsun. Sesimiz gittiği her yere selam olsun. Sağlıcakla kalın.